Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından seslendirilen Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan dinletiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dinletinin ardından kürsüye çıktı ve yaptığı konuşmada Türkiye'de eskiden beri Atatürk ve Atatürkçülük tartışması yaşandığını söyleyerek CHP'yi ağır bir dille eleştirdi. Milletimizin Gazi'ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyor. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Peki buna rağmen niçin böyle bir tartışma hep süre gelmiştir? Bunun cevabı darbecilerin, cuntacıların, vesayet odaklarının ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimlerin kendilerini Atatürkçülük kılıfı altında gizlemeye çalışmış olmasıdır. CHP'nin Atatürk'le önceden zayıflamaya başlayan ilişkisinin 10 Kasım 1938'de tamamen kesildiğini belirten Erdoğan, Türk lirası üzerindeki Atatürk resminin kaldırılması polemiği üzerinden CHP'yi eleştirilerine devam etti. Atatürk ebediyete irtihal ettikten sonra o ana kadar Türk lirası üzerinde biliyorsunuz Atatürk'ün resmi vardır. Ama Atatürk'ün irtihalinden sonra o resim paranın üzerinden kaldırılmış ve onun yerine İnönü'nün resmi konmuştur. Bunu yapan kim? İşte o zamanki CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bu tarihten sonraki CHP önce İsmet İnönü'nün daha sonra da başına geçen diğer genel başkanlarının CHP'si olmuştur. Bugünkü CHP'de malum şimdiki başında bulunan zatın CHP'sidir. Böyle bir parti ile Atatürk arasında ilişki kurmak Gazi'ye yönelik en büyük bühtandır. CHP'nin Atatürk'ü kendisine bir sembol, bir ideolojik malzeme yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin vermeyeceğini belirtti. En büyük eserim dediği Cumhuriyetimize, en büyük hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak aslında Atatürk'ü ve hatırasını işte bu istismarcıların zulmünden de kurtarıyoruz, kurtarmak zorundayız. Erdoğan, CHP'nin Atatürk'ü milletten kaçırmasına izin vermeyeceğini de belirterek sözlerini tamamladı. Şimdi birileri çıkmış, biz Atatürk'e Atatürk dedik diye kendilerine göre bir sürü senaryo yazıyor. Ülkemizin ve milletimizin bu önemli değerini darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist, söylemi marksist, marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Bu da böyle bir Külliyedeki anma etkinliğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelindeki kadın girişimcileri ağırladı.